Merhaba arkadaşlar ben Buhari. Bugün sizlerle Evren'i inceleyeceğiz. European Endüstri'de son durum ne? Alınır mı? Uzun vadede ne olur? Teknik olarak bakalım. Şöyle teknik tarafla bakıldığında fiyat grafiğinde güzel bir yükseliş ardından da düşüş görüyoruz ki burada bildiğiniz gibi bir bölünme gerçekleşmişti. Bölünme sonrasında patron sert satışlar yapmış hisse fiyatını 8 seviyene kadar düşürmüştü. Ancak buradan yapılan alımlarla birlikte hisse fiyatı tekrardan hatta burada da yine kap haberi gelmişti. Bu kapla da beraber güzel bir yükseliş kaydederek 13.46 seviyesine kadar çıkmış. Ancak devamında gelen bilanço ve endeks tarafında oluşan satışlarla da birlikte fiyat bir kademe daha alta çekilerek 766 seviyesine kadar gerilemişti ve bugün de saat 17. bu kap haberi atıldı arkadaşlar. Bu kap haberi önceden biliniyor olmuş. Şimdi büyük ihtimal büyük bir e, habersiz baskı gerçekleşti. Sabah en evrende zaten kuvvetli alımlar gördük. Sonra da zaten tavana gitti günü de e, tavandan kapattı arkadaşlar. Şimdi evren tarafında teknik olarak bakıldığında arkadaşlar hissenin temel tarafında gelişmeleri gayet olumlu. Patron tarafında bir soru işareti var. Daha önce de evren analizi yapmıştık. Patron e, biraz soru işareti arkadaşlar. Ancak şirketin güzel yatırımları temel taraftaki iyi gelişmeleri var ve teknik seviyelerde artık uygun seviyelere gelmiş diyebiliriz. Şuralarda tekrardan bir kontrol edip almış olsaydık daha iyi olacaktır. Ancak burada biz e, bir kadem altına tekrardan bu kanalın içine girmesiyle birlikte daha olumlu bir görüntü var. 7 seviyelerinde alınsaydı zaten şu anda da %40'a yakın bir getiri sağlanmış olacaktı. Ancak şu anda da bu kapa biri her ne kadar fiyatlanmış olsa da yukarı yönlü hareketler devam edebilir. Dediğim gibi evren tarafı yine üstüne basa basa söyleyeyim. Temel tarafında güzel projeler olan, yatırımlı olan bir şirket. İlk çeyrek bilançosu kötü geldi. İkinci çeyrek bilançosunun iyi gelmesiyle de birlikte patron tarafında bu ise soru işaretleri de kalkabilirse o zaman temel taraftaki gelişmeleriyle birlikte evrende farklı fiyatlamalar görebiliriz arkadaşlar. Yani hem temel olarak hem de teknik olarak ucuz seviyelerde isteyen arkadaşlar isterse burada yarın hem trade etmek için hem de uzun vade için alım gerçekleştirebilir. Burada kritik eşik 13.46 arkadaşlar. 13.46 yine buralardan alanlar bu seviyelerden satış gerçekleştirebilir. Özellikle bakın 13. 13.46 bölgesine dikkat etmenizde fayda var. Burası geçilirse evrende artık bu kanal hareketi bitmiş olur ki buranın üstüne kapanışlarda katlama yapması mümkündür. Bu da zaten bizi 13.46'ın üstünde 18.92 yani 19 seviyelerine götürecektir. Burada evren tarafında teknik olarak geri çekilmeler uzun vadeci arkadaşlar alım fırsatı olarak değerlendirilir. İlla ben trade edeceğim diyen arkadaşlar da yarınki açılışta beraber alır ama 10.30'u burada stop loss seviyesi olarak kabul etmelidir. Ve 11.97 direncini takip etmelidir. Kısa da trade eden arkadaşlardan bahsediyorum. 10.30 stop loss seviyesi yarınki açılışla beraber alacaksanız da 11.97'i takip edin. Geçerse 13.46 seviyelerinden yani 13-13.46 seviyelerinden satış yapabilirsiniz. Ancak uzun vadeci arkadaşlar olası bir satış baskısıyla fiyat tekrardan 9 seviyelerine gelebilse yine buralardan alabilir veya dediğim her zaman dediğim gibi isterseniz izleme listenizi alırsınız hiç işlem yapmazsınız. İzlemezseniz de fiyat bir geri çekilme kaydederse 9.8 seviyesine yani 9 lira 8 lira seviyelerine gelebilirse buralardan alınmanız da uygun seviyeler olacaktır. Burada kritik eşik hem kısacılar hem uzuncular için kısacılar 13-13-46 seviyesine satabilir ancak uzun vadeci tutacak arkadaşlar bu yatırımların bilançoları yansıması ve farklı fiyatlamalar oluşacaktır ki bunu ben beklerim uzun vadı yatırım diyen arkadaşlar kesinlikle 13.46 direncinin aşılması gerekiyor. Burası aşılırsa o zaman evrende artık bu fiyatlar tamamen unutulmuş olacak ve fiyatlama 13 ile 19 arasında oluşacaktır. Bu da bizi ilk etapta 15-16 seviyelerine götürebilir. 15 altın 10 üstünde de 18-92 seviyesi hedef fiyat olarak takip edilebilir. Yani evrende buradan alım yapan arkadaşlar 13.46 takip etsin. Kısacılar isterse satar. Uzun vadeciler ancak buradan satmaması gerekiyor. Yani buradan bir miktar çıkış yapabilir. Geri çekimine tekrar alım yapabilirsiniz. Ancak uzun vadede bu direncin üstünü takip etmeli ki artık bu banttan kurtulalım. Yeni bir kanal hareketi başlasın ve yukarı yönlü hareketler devam etsin. Bunun üstünde de 18.92 yani 19 seviyesi hedeftir. Bu şekilde bakıldığında bugün kapanışları ciddi en son zirvesine gitmesi durumda da %70'in üstünde bir getiri sağlamış olacak. Buradan kısa vadeli trade eden arkadaşlar için de en son zirve diyelim hatta buna. Yani daha düşük zirve diyelim. Bu da %25'in üstünde bir potansiyel barındırıyor. Buradan alım yapacaklar. Bu direnciden satmayı düşünürse %25'in üstünde bir potansiyel gözüküyor arkadaşlar. Euro'nun teknik tarafı bu şekilde arkadaşlar. Geri çekilme alım fırsatı olarak uzun vadede için değerlendirebilir trade eden arkadaşlar 10.30 stop loss yapmak zorunda. İsterlerse 13-13.46 seviyesini satabilir. Uzuncular kesinlikle bunun üstünde günlük kapanışını yapması durumda. Pozisyonlarını korumaları gerekiyor. Çünkü artık band değişeceği için en son burada oluşan formasyonla da birlikte 18 1892 seviyesini takip ediyor olacağız. Bunun üstü de mümkün arkadaşlar. ikinci çeyrek plançosu biraz daha olumlu gelişmeler yaşanırsa o zaman fiyatlamalarda farklı olacaktır. Çünkü normal değerinin altında fiyatlandığını biliyoruz. Ancak dediğim gibi patronda soru işaretleri var arkadaşlar. Buraya da dikkat etmeniz önemli olacaktır. Cümleten bol kazançlar. Hoşçakalın.